Evet sevgili arkadaşlar, eğitime başladığımız sevgili öğrencim Kaan'la beraberiz. Kaan devam ediyor. Kaan'ın altyapısında daha önceki gittiği çiftliklerden öğrendiği yanlışlar var arkadaşlar. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Duruş bozuklukları maalesef mevcut. Kollarımızı yana açıyoruz. Ve hep karşıya bakıyoruz. Biz sizden önce biraz çalıştık. Sadece bazı yerleri çekeceğim şimdi. Durduralım. Elini al dizginleri. 1, 2, 3. Evet. Topuzdan çıkar lütfen. Dizginleri topuzdan çıkar. Şimdi adeta topuz şurası canım. He. Üzengi demir ayağını bastığın yer. Bakın daha önce. Evet. Bunun adı ne? Üzengi demiri. Elindekinin adı dizgin. Başındakinin adı başlık. Oturduğun şeyin adı eğer. Tamam. Evet, bugün eğeri söktük ya beraber. Bunu zamanla sürekli yapa yapa hem ekipmanların adını öğreneceksin hem de daha çok kendini geliştirmiş olacaksın. Şimdi önce adeta da biraz yürüdükten sonra adi süratliğe alacağım seni. Otur kalk yapacağız. Duruş bozukluklarını ve dizginimizi mutlaka unutmuyoruz. Dirsekler vücudumuza yapışık bir şekilde. Evet, şimdi yön var atına. Dik durarak. Hayır, adeta sadece yürütüyorsun. Kollar unutma. Evet. Duruma kalkmaya çalışıyoruz. Yılmaz Başkanım zaten bir daha sizden asla bir şey istemeyeceğim. 6 ay olmuş. Bir verdiğiniz sözü tutmadınız. Kum, bakın manej bu vaziyette. Ve biz şu anda ders çalışıyoruz. Birincilik eğitimiyle uğraşıyoruz. Ama hala kumumuz yok. Süleyman Acar Bey'e de aynı şekilde sitem ediyorum. Yılmaz Özbek Başkan'a da. Yani otizmli Down sendromu çocuklarımıza, bütün çocuklarımıza, özel çocuklarımıza, bizler emek verirken, bu kadar koştururken, birçok insanın umursamaması beni cidden çok üzdü. Üzüyor da. Herkesin canı sağ olsun diyecek bir şey yok. Şak 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 çamuru görüyorsunuz. Neyse bunu da kendi imkanlarımızla çözeriz Allah'ın izniyle. Bize Allah yeter arkadaşlar. Kimseye de ihtiyacımız yok evvelallah. Kaan öne eğilmeden. Ah bak gördün mü hata bir. Kollar neden havaya kalktı? İkincisi neden hala kendini öne çekiyorsun? Evet. Kollar sabit. Kollar sabit. Çırpmayacaksın. Dirseklerin yapışık. Eller aşağıya gösterecek. Yumrukların aşağıyı gösterecek. Daha çok arkaya yaslanmalısın. Bir süvari gibi. Eller biraz daha aşağıda omuz hizasında. Atın omuz hizasına. Evet. Kaan'cığım durdurur musun? Şimdi geçenlerde geldiğinde söylediğin şey, anlattığın şey vardı ya bize, bir olay anlatmıştın. Bir çiftliğe gittim, bana şöyle davrandılar, böyle davrandılar. Yani sürmeyebilirim ama hani süremedim. Yani hemen biraz da rencide oldum. Hani şey nasıl oldu. Rencide ettiler seni? Yani gittik işte atı falan hani bindim. Süremedim. Hani orada bir sürü insan vardı. Hani şey yaptı işte süremezsin falan. İnatlaştık biraz da. Kiminle? Hani... Kadınla mı? Yok. Bir tane abi. Hocayla mı? Yani ondan sonra işte manejin orada bir sürdürmeye hani şey yaptılar. Sonra işte atla bu neydi olmadı? Normal sürüyorduk. Hani gittik. Tam oturdum. Bir anda hani at böyle hafiften böyle tam başlayacaktım. Sonra işte hafiften böyle başladık. At böyle biraz gitti falan filan. Onlar biraz hızlandı. Sonra işte şey yaptılar işte hemen aldılar falan. Manejde mi bindin? Evet.
Atlarına mı güvenemediler acaba? Sana mı? Ve sen bu durumdan çok incindin. Yani orada bir sürü insan vardı. Biraz hani şey yaptım, utandım. Tavırları yanlıştı. Amatörceydi diyorsun. O çiftlikte domalak olduğu sürece daha çok amatörlükler görülecek arkadaşlar. Kıymış parasına bir longipi almış çok şükür. Bir de herhalde birkaç tane daha saçma sapan insana da kendine şey aldırmış. Fırça takımı, tımar takımı, kaşığa takımı. Başkalarının atlarına kendi atım falan diyor. Allah'ım böyle sahtekarlık, şaklabanlık daha yok görmedim ben bu yaşıma kadar. İşte bakın bu Kaan da o çiftliğe gidenlerden bir çocuğumuz. Bizimle eğitime başladı ve ailecek bütün insanlar zaten kanat notlarını vermişler. Kollar çok yukarıda, kollar çok yukarıda. Önüne bakmıyorsun kancım, hep karşı, hep karşı, evet. Evet sevgili arkadaşlar, biz derslere devam ediyoruz. Daha sonra tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.